Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Üçüncü devreye hoş geldiniz. Evet, pazartesi saat 22 gösterince üçüncü devre ekibi olarak sevgili Sinan Ergül hocam, sevgili Murat hocam ve sevgili Yiğit Özcan'la beraber bu akşam da tekrar sizlerle beraberiz. Evet, gerçekten yaz olmasına rağmen futbol anlamında çok yoğun bir ay geçiriyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın maçları var, diğer maçlar var. Önemli maçlar var. Onları konuşacağız. Kocaelispor'da çok hareketli bir hafta yaşadı. Transfer çalışmaları başladı yavaş yavaş. Gelen futbolcular var, giden futbolcular var. Hepsini konuşacağız ama hepsinden önce ekip arkadaşlarıma hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Yiğit hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Valla özledim sizi ya. Maçlar da olmayınca görüşemiyoruz fazla. Evet, araya da bayram tatili geldi. Evet. Ama tam kadro hazırız. Evet. Kaç hafta bir gelmedi yani. Kaç hafta oldu? 2 hafta ya. Evet hocam nasılsınız? İyisiniz. İyiyim Selim abi. Sizden teşekkürler, sağ olasın. Hocam isterseniz Avrupa Şampiyonası ile başlayalım. Gerçekten Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. Hem Gürcistan maçı hem sonraki yenildiğimiz Portekiz maçı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Önce milli takımla başlayalım. Ben de mi başlayacağım? Evet, siz de böyle sırayla gidelim. İyi bir şey demesin sonra. Yani siz Avrupa Şampiyonası'nda tecrübeniz oldu için. Evet, çok tecrübeliyim. Vallahi abi, çok önce genel bir yorum yapmak lazım. Avrupa Kupası ile alakalı çok güzel maçlar seyrediyoruz. Ben yani şöyle bir son 10 seneyi, 15 seneyi yakın tarih olarak hatırlayan birisi konumunda... Avrupa Kupası'nın en iyi Avrupa Kupası olduğunu söyleyebilirim. Geçen seferki Dünya Kupası'nı da çok beğenmiştim açıkçası. bu seneki Avrupa Kupası'nda, evet, Avrupa Şampiyonası'nda ciddi anlamda iyi olduğunu düşünenlerdenim. Tempolu geçen, zevkli geçen, bol pozisyonunu geçen. Tribünler çok renkli. Evet, tribünlerin dediğin gibi iyi olduğu, zevk verdiği, motivasyon kattığı maçlar izliyoruz açıkçası. Ekran başında yani bir sıkılmadan bir futbol sever olarak gerçekten çok mutluyum. Aynı zamanda milli takımımızın orada olması ayrı bir heyecan ve merak uyandırıyor hepimizde. Tabii şimdi Gürcistan maçı ve Portekiz maçı iki ayrı güç savaşı diyelim. İki farklı noktalarda değerlendirmek lazım. Gürcistan maçını galip bitirdik ama orada biraz şansın da kısmetin de hani topun da bizi sevmesiyle almış olduğumuz bir 3 puan söz konusu. Tabii ki yapmış olduğumuz iyi şeyler var, doğru şeyler vardı, o ayrı bir mevzu. Ama yanlış şeylerde de çok ciddi anlamda acı çekebilirdik maç sonunda. Sıkıntıya girebilirdik. Keza bir Portekiz maçı var ki Portekiz'in iyi bir kadrosu var. Tecrübeli, olgun, doğru ve birbirine alışmış. Çok doğru bir oyun yapısına sahip bir takımdan. Turnuvalara alışık. Tabii, her şeye alışık. Kendilerine alışık, turnuvalara alışık, kupalara alışık. O yüzden değerlendirmemiz de buna göre olmalı diye düşünüyorum. Maalesef biz galibiyeti de, mağlubiyeti de ciddi anlamda uç noktalarda yaşayan bir milletiz. Evet. Bunun nasıl yaparız, nasıl düzeltiriz, nasıl hallederiz bilmiyorum ama gerçekten sıkıntılı bir durum. Ne normal bir galibiyette dozunu ayarlayabiliyoruz, ne de mağlubiyette o dozu ayarlayabiliyoruz. Tabii ki söylenmesi gereken, eleştirilmesi gereken veyahut neden bunlar oldu veya niye böyle bir seçim oldu, neden bu tempoyla veya bu oyunla sahadayız düşüncesi hepimizde hakim. O ayrı bir mevzu. Ama işin tuhafı, iş futbol olduğunda bu işi ciddi anlamda bilmeyen de, yorum yapmak isteyen de buraya atlayıp gerçekten gereksiz yorumlar özellikle sosyal medyada arşa çıkabiliyor. Bu tuhaf bir futbol iklimi ortamı oluşturuyor. Yani hani orada emek veren, bu işin yıllarca profesyonelliği yaşamış insanlar var. Biraz da hani belli bir noktada hem onlara saygı duyup hem de futbol eleştirmenlerine, yani futbolu bilen insanlardan dinleyerek
bir noktada kendimizi izah edebilirsek o sosyal medyada iyi olur. Ama evet, hani çıkıp da bir futbol eleştirmeni gibi veya futbol geçmiş olan insanlar gibi yazılan veya söylenen sözler beni hayrete düşürüyor şey açıkçası. Şey var ya, klasik. Ya ben bir ay idman yapsam bunlardan, bunlardan daha iyi oynarım. Bunlardan daha iyi gol atarım. Daha iyi kurtarırım. Yani bu inanılmaz, bu sosyal medyayla inanılmaz derecede gerçekten ciddi anlamda hani o yani yozlaşma mı deriz veya çok bileyim, kirli bir dünya. Kirli, evet, kirli bir ortam mı deriz, kirli bir muhabbet mi deriz, has safhaya çıkmış durumda. İnsanların en azından bu bilgiye sahip insanlara olan saygısı da maalesef çok az. O yüzden işin neresinden başlarız, neresinden bitiririz açıkçası ben de bilmiyorum. İşin teknik boyutuna tabii hocamla beraber, Yiğit'le beraber değiniriz bir noktada. Demin dediğim gibi yani Gürcistan maçı ile başlayalım. Gürcistan maçı bizim için gerçekten 3 puanın bizim kısmetimizde. Yani demek ki maç başlarken bize yazılmış bir 3 puan söz konusu ki adamların ciddi anlamda ben hani 1-1'den sonra özellikle top rakipteyken yani bu kadar izleyen, sadece rahat bırakan, alan bırakan, mesafe bırakan bir takım olmazsa bile aleyhimize gelişeceğini düşündüm açıkçası maç sonucunun. Ama işte Arda'nın çıkıp o mükemmel golü atması tekrar takımımızı bir ateşledi. Mert'in zaten tabii ilk etapta. Evet. Mert'in golüne kadar fena gitmiyordu açıkçası işler. Yani topun bizde, değil mi hocam, bizdeyken olan bölümünde bir sıkıntı yok. Yani topun bizdeyken evet, olan bölümünde, özellikle bizdeyken olan bölümünde derken kendi sahamızda 1. bölgemizden bahsetmiyorum. Yani rakibin 1. bölgesinde orada oynadığımız oyun hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Ama maalesef topu rakibe verip ya da topu biz aldıktan sonra kendi sahamızda yapmış olduğumuz rahat paslar, o rahatlık bizi ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Hem Gürcistan evet, maçında hem Portekiz maçında. Portekiz maçında tabii ki tecrübeli futbolcuların kestiği cezayı ağır ödedik. Maç 1-0 bitse değil mi? Hiçbir sıkıntı olmayacak ama evet, 3-0 bizi ciddi anlamda moralmen biraz, hem herkesin konuşmasına hem de moral bozulmasına, moralin bozulmasına, tekrar kendi kendimize acaba mı demeye itti, korkuttu. Ama önümüzde bir Çekya maçı var. Gruptan çıkmaya bir puan yetiyor, uzaklıktayız. O Çekya maçını biraz sonra alacağım istesem yani, biraz daha ben detaylı. Genel konuştum. Hani şu an için genel anlamda söyleyeceklerim bunlar Selim abi. Evet Murat hocam, Avrupa Şampiyonası gerçekten yani hocam da söyledi. Yani futbol adına her şey var. Yani bizim ligde işte yerde yapmalar, işte bir faulü neredeyse 2 dakikada kullanıyoruz. Top dışarı çıkınca topu başlatmak için herkes oyunu geç başlatmak için herkes elinden geleni yok. Bizim ligde diyorum. Şimdi bu maçları izliyoruz. İnanılmaz arada farklar var. Herkes oynamaya çalışan, herkes bir şeyler öğretmeye çalışan takımlar görüyoruz ve türbinlerde bir tane sahaya atılan bir madde yok. İnanılmaz, bazen giriyorlar. Sahaya giriyorlar. Ronaldo hayranları bazen giriyorlar ama o da kimseye zarar vermeden. Böyle bir şampiyonu izliyoruz. Ve orada tabii bizim ormanımız bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Hem genel anlamda kupayla, şampiyonu ile ilgili hem de işte oynadığımız 2 maçı değerlendirsek neler söylemek istersiniz? Evet, yani ifade ettiğiniz gibi hocam da çok güzel şeyler söyledi. Tespitleri yerindeydi Türk milli takımı adına tabii. Ama Türk futbolu adına baktığımız zaman daha çok çalışmamız, daha çok gelişmemiz, daha çok veri üzerinde ciddi anlamda çalışmamız gerektiğini görüyoruz bu turnuvada. Futbol adına çok güzel şeyler var gerçekten. Her Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Şampiyonası'nda bir bakıyorsunuz, ülkeler kendi ülke futbollarının dışında bir güncelleme içerisindeler. Evet. Saha içerisinde örneğin bu Avrupa Şampiyonası'nda ön plana çıkan en önemli şey, örneğin daha hızlı futbol oynanması, 3. bölge daha hızlı geçiş ve 3. bölgede ceza alanına giren oyuncu sayısının daha fazla olması.
Yani burada baktığınız Gürcistan bile ceza alanımıza girdiğinde en az 5 oyuncuyla ceza alanımıza girdi. Çok ilginçtir bunu tüm takımların yapıyor olması. İşte bu sayıyı arttıran takımlar da Almanya gibi fark yaratıyorlar. Demek ki kompakt futbol, evet, takım halinde yapılan hücum ve savunma organizasyonları bu turnuvada daha çok ön plana geçiyor. Özellikle baktığınızda kaybedilen toptan sonra takım halinde 11 kişinin de topun arkasına geçip savunma yapıyor olması, kendi ceza alanı içerisinde aynı yoğunluğu yapıp rakibi karşılaması, rakip yarı sahaya hücuma çıktığında iki yan pastan sonra dikine oynanan, daha sonra tekrar yan pas ve kenara inip ceza alanına girecek oyuncu sayısını arttıran bir oyun anlayışı var. Bu da ister istemez ceza alanı içerisinden ya da ceza alanının çevresinden kaleye yapılan gol vuruş sayısını arttırıyor. Ön plana çıkan en önemli parametrelerden bir tanesi de şut. Ceza alanı sahasının çevresinden yapılan kaleye gol girişimleri. O noktaya kadar bunu yapabilmek ciddi bir hazırlık gerektirir. Örneğin ceza sahası içerisine giremiyorsanız ceza sahası dışında da öyle bir konumlanmanız gerekiyor ki aynı yoğunlaşmayı oraya yapabilmelisiniz ki şuttan sonra dönen topları alabilmelisiniz. Ya da dönüşlerde kazanılan topta kontra yememeniz için doğru konumlanmanız gerekiyor. Baktığınız zaman bu hücum girişimlerinde de takımlar çok çabuk toparlanıp rakibe direnç koyabiliyorlar. Ceza alanı içerisine girdiğiniz zaman da kaleye özgüvenli bir şekilde halen pas aksiyonlarını devam ettirip sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Bir telaş göremiyorsunuz orada. Tabii kalibresi daha gelişmekte olan ülkeler bunu yaparken zorlanabiliyorlar. Bunu net görebiliyorsunuz. Evet. Ama turnuva alışkanlığı olan takımlar her yıl bize çok güzel şeyler gösteriyorlar. Bu turnuvada da izleyicilere mükemmel şeyler gösterildi. Özellikle demin ifade ettiğim gibi o blok geçişlerinin hızlı olması, dönüşlerin çabuk olması, bunu kaldırabilecek fiziksel direncin iyi olması bu işi daha da güzelleştiriyor. Hakemlerin oyunu devamlı oynatmaktan yana hiç oyunu kesmemeleri bence o da çok etkiliyor. Yani hiç hakem hiç şu ana kadarki maçlarda hakem hatasıyla kurallar çok katı ama evet, ben bildiğim kadarıyla. Onlar da bir katını çekmiştir değil mi hocam? Sadece takım kaptanı itiraz edilmiyor. Oyunda süre kalma süresi baktınız mı onlar nasıl hocam? Spor bir kültürdür zaten. O kültürü özümsemişler ve gerçekten orada herkes keyif almak istiyor. Herkes görevini yapıyor orada. Örneğin bizim ülkemizde topun oyunda kalma süresi maalesef düşük. Yani 30 dakika, 35'er dakika top oyunda kaldığı zaman başarılı kabul ediyoruz. 70 dakika topun oyunda kaldığı süreler var. 70 ve üstünde Avrupa'da evet, şu anda o sürelerle oynanıyor futbol. Biz ne oynuyoruz? Futbol mu oynuyoruz? Halı saha maçı mı? Biz o zaman kapatalım sahiplerle anca bu süreleri bulabiliyoruz. Yani bizim stratejimizde sıkıştığında taca at, sıkıştığında tribünlere gönder. Evet. Top geç gelsin. Top toplayıcıları organize edin. İçeriye topları biraz geç atsınlar. Evet. Yani biz bunun üzerine strateji oluştururken şimdi baktığınız zaman burada oyunun hızlı oynanması için ve oyunda kalması için oyuncuların bir çabası var. Taç atışını daha hızlı kullanalım. Orada bir organizasyon planlamasını görüyorsunuz. Rakip yarı sahaya blok geçişlerini hızlı geçebilmek için ne yapabiliriz? Uzun metrajlı topları atabilmek için kenar beklerin daha aktif oyuna katılmasını daha yoğun olarak görüyoruz bu turnuvada. Demem gerekiyor ki hem oyun disiplini hem de oyun formatlarındaki güncellemeler her geçen gün yenileniyor ve bunun üzerine çalışıyor. Bizim de bunları geliştirmemiz gerekiyor. Biz şu anda Avrupa'da oynayan oyuncu jenerasyonuyla bu turnuvaya katılıyoruz. Evet. Ve işin ilginç yanı biz halen net bir 11 ortaya koyabilmiş değiliz. Elimizde şu anda önemli oyuncular var. O önemli oyuncuları biz kendi elimizde harcıyoruz bana göre. Hocam çarşamba günü kaleci değişirse 3 3 maça 3 ayrı kaleci. 3 ayrı kaleci çıkıyor. Bir kale değişir. Yani yok yani şansı var yani. Öyle bir ihtimal var. Öyle bir ihtimal var yani. Var yani. Örneğin sosyal medyada gezen bir video üzerine ben dayanamadım yorum yaptım. Genelde yorum yapmam. Bu Arda olayı. Arda olayında. Ya ben olayı izleyemedim. Şey mi hocam? Antrenman mı olayından mı
antrenman esnasında. Ben izleyemedim biraz, yani tam içeriği ne onu da bilmiyorum. Çok konuşulduğunu sonra gördüm. Şimdi videoyu baştan sona kadar izledim. Orada tabii durum analizi çok önemli. Montella oyuncularla bir şeyler konuşmak üzere grubun yanına yaklaşıyor ve konuşmaya başlıyor. O ara yelek giyinmiş Arda. Diğer oyunculardan da yelek giyinenler var. Arda'nın yeleğini çıkarttırıyor ve yüzüne bakmadan uzaklaştırıyor oradan. Arda tekrar oradan dolaşıyor etrafta, ne yapacağını şaşırıyor. Nereye gideceğini, antrenmanın hiçbir bölümüne. Yardımcı antrenörünün yanına yaklaşıyor ondan bir şeyler almak için. Bilmiyorum, onu Montella'ya sormalısın gibi ona bir cevap geliyor. Boşlukta kalıyor çocuk. Yani amatörde gerçekleşmeyecek ve bir oyuncuya yapmaktan özellikle imtina edecek hassasiyette bir durum, bir durumu orada bilinçli bir şekilde yapıldığını net olarak görebiliyorsunuz. Sizin bizim şu yabancı sevdamız, maalesef bizi çok çok ciddi anlamda etkilemiş olabilir. Son maçta işte taraftarların Arda oyuna alması için bir bas. Almak zorunda değil. Teknik adam kendi organizasyonuna güveniyorsa organizasyonuna sadık kalacak. Nasıl Real Madrid'de de taraftarlar çok istiyorlar Arda'yı. Isındırıyor 90 dakika boyunca, kulübeye geç otur diyor ona. 3-0'dan sonra Ancelotti. Ama bir sonraki maç için onu hazırlıyor. Demeçlerinde ona onu motive edecek cümleler kuruyor. Şimdi büyük antrenör olmak, iyi antrenör olmak budur işte. Montella dediğiniz teknik adam ülkemize hasbelkadar geldi. Teknik adamlık yaptı. Milli takımın başına geçirdi kendisini. Bakın, kendini geliştirmiş, kendini gerçekleştirmiş bir insan küçük davranışlarda kendini gösterir. Görevli kartları vardır. Evet. Soyunma odasına sadece orada kartları olan kişiler gözüne soktu. O gözüne sokmaya çalışıyor görevli. Bir başka teknik adamların örneklerini gösteriyorlar. Siz Fransa'nın, işte orada İtalya'nın ya da diğer teknik adamlar daha mı büyük bir antrenörsünüz de siz kalkıp bu şekilde davranıyorsunuz? Ne oluyorsa bizim bu duygusal ve agresif tavrımız gelen antrenörlere de mi yansıyor? Onları da mı etkiliyoruz biz? Onları da o havaya sokuyoruz. Şimdi diğerleri, görevliler nazik bir şekilde kart görebilir miyim diyor. Görmüyor musun diyor. Gözünün içine sokuyor kartı neredeyse. Hoş bir şey değil bu. Ya tanımak zorunda değil hocam zaten. Biz birçok ülkenin hocasını tanıyoruz. Tabii canım. Yani burada bir Türk teknik adam bunu yapsa ne yapılırdı acaba? Ana haber bülteninde malzeme yapardık. Evet. Bunu başka konu eden ulusal basın var mı? Ben ilk defa sizden duydum hocam. Ben de gördüm. Evet. Ben bu durumdan, bu görüntüden çok rahatsızım. Montella'nın da şu anda futbol adına Türk milli takımına gerçekten oynatabileceği futbolu oynatamadığına inanıyorum. Diğer müsabakalarda biz ülke olarak öyle bir reaksiyon gösteriyoruz ki, iyi maçlara duygusal bir millet izliyoruz ya, öyle bir konsantre oluyoruz ki zaten konu da burada iyi motive olabilmek. Ve o şeyi isteyebilmek, istediğiniz zaman bir makinenin bütün kolları farklı da olsa hepsi birlikte çalışıyorlar orada ve bunu başarabiliyoruz. Ama ilginçtir, böyle bu tür maçlarda, ara maçlarda biz tamamen o konsantrasyonu kaybediyoruz ve farklı bir ruh haliyle mücadele ediyoruz sahada. Bu bir takım oyunudur. Bu disiplinin, birlikteliğin ve sabırlı olmanın en önemli göstergesinin sergilendiği bir alandır futbol. Bunlardan vazgeçerseniz oyun içerisinde ister istemez zayıf kalırsınız. Bir kişi 11 kişi gibi oynamaktan vazgeçtiği an o takım eksik oynamaya başlar. Herkes birlikte oynayabilmeli. Avrupa'da iyi takımlarla oynayan bu ekibimizin şu anda kondisyonel olarak çok büyük eksiği olduğunu düşünmüyorum. Sadece takım boyunda ve oyuncuların arasındaki bloklardaki mesafelerde o kadar çok kopukluk oluyor ki takım boyu birden genişliyor. Evet. Takım enine birbirinden kopuyor hücumdayken. Halbuki yani futbolda hücum dediğiniz zaman kompakt kelimesini niye kullanırsınız? Pas aksiyon mesafelerini kontrol edebilecek şekilde devamlı topun arkasında bir bütün olarak giden bir takım olması gerekir. Burada sadece sıkışan oyunda yön değiştirmek için en uçtaki kenar oyuncusunun devamlı oyunda ışık yakması gerekir ki yön değiştirmede onun alanını genişletebileceği bir çıkış nüansıyla hareket eder bek oyuncusu. Ve öyle oyunda yön değiştirirsin. O da geriye ve yana pastan sonra yapılır.
Ama bakıyorum biz futbol adına saha içerisinde herkes ülkenin kahramanı olmak için kaleyi düşünüyor. Ama tek başına düşünüyor. Evet. Bir oyun arkamdan, yanımdan gelen arkadaşım var mı, beni destekleyen oyuncu var mı diye çevre kontrolünün bile yapılmadığını gördüm Portekiz maçında. Bu kadar geriye yaslanıp kabul etmek rakibi, rakibi üzerinize davet edip ben yetersizim, bu kadar oynayabileceğim, asbelkader arada bir tane kontra yakalayabilirsem onu kovalayacağım demeye çalışıyorsunuz ama rakibe. O da 11 kişi oynuyor. Siz de 11 kişi oynuyorsunuz. Evet. Ben isterseniz burada... Evet, sevgili Yiğit'e biraz söz verelim. Sonra çarşamba günü Çekya maçıyla ilgili. Ben farklı pencereden bakayım yani. Şimdi. Evet. Usta yorumcu Cemil maçlar sonra Murat Hoca'dan sonra. Şampiyona senin doğduğun ülkede oynanıyor. Sen bir ev sahibi sayılırsın. Sen ya bir kere gurbetçiler için bence tarihi bir olay. Ama gurbetçiler de hakkını veriyor bence. Gurbetçiler hakkını veriyor. Ülkemizden de çok giden insanlar var. Tabii amiri takım maçı olduğu zaman akan sular duruyor. Hocalarımız da güzel yorumlar yaptılar. Şimdi bizim milli takımı ben aslında biraz yine duygusal bir açıklama yapayım. Kocaelispor'a benzetiyorum. Yani İşler iyi giderken böyle bocalayan, sonra işte oyun karakterimiz, oyun sistemimiz böyle belli olmayan, işte bir maç kazandığı zaman göklere çıkartıp ondan sonra linç kampanyası yapıyoruz. Şimdi Gürcistan maçında iyi başlayan, isteyen takım bizdik. 1-0 öne geçtik. İkinci golü bulduk, VAR'dan döndü offside. Sonra yani öyle bir gol yedik ki yani böyle bir gol yenmez yani. Adam orada düzeltiyor, pasını veriyor, işte olmayacak yerden top girdi. 1-1 oldu. Aa, bir anda bozuldu takım. Adamlar ikinci golü kaçırdı Gürcistan. Sonra ikinci yarı işte biz istiyoruz. İşte Arda'nın güzel bir golü var. Sonra top hep bizde, son dakikalarda panik havasına giriyoruz. Direkten dönen topları, kaçan pozisyonları. Bir kere orada acemilik yaptılar, ben sana söyleyeyim. Hatta Şota'da yorumunda dedi, bizim kaleci takım acemi, neye gidiyorsun, avaraj falan. Doğru diyor. Yani 2-1, yani bir golün bile hesabı var. Şimdi herkes en iyi 4, üçüncü olmak için 4 takım var. Gürcistan maçı. Avarajlar evet. Yani 3-1 kazandık. Sonra Portekiz maçı ya. Biraz haddimizi bileceğiz ya. Portekiz bana göre Avrupa'nın her zaman ilk 5'ine, 6'sına yazacağımız bir futbol kültürü olan. Adamlar ikinci viteste oynadılar, terlemediler. Biz kendi kendimize yenildik o maçta. Yani yediğimiz ilk gole bak, adamlar soldan geliyor, sağ taraftaki sağ kanat oyuncusuyla işi bitiriyor, bizdekiler bakıyorlar. Yediğimiz ikinci golden sonra zaten ben dedim ki tamam. O zamana kadar motivasyonum vardı evde. İşte şöyle yap, böyle yap filan. İkinci golü yedik. Ya ne oluyor kardeşim ya? Yani o topu niye geriye oynarsın Samet veya Altay? Yani biriniz Fransız konuşup biriniz Almanca mı konuştunuz? İletişim kopukluğu var. 2-0'dan sonra Allah'tan Portekiz'e 5 gol lazım değil. Eğer lazım olsa 5 gol atar Cem Hocam. Ay sıkıntı ne bileyim, hatadan da ders almıyorsun. Geri pası yapıp Panathinaikos'u mahvetmişsin. Geri pası yapıp milli takımı mahvediyor. Hatadan da ders almıyorsun. Aynen yani ve hani... gene devam ediyoruz ondan sonra. Gene geri pası. Geri pas, sana geri pası oynatan Portekiz zaten. Tabii canım. Yani senin geri pasa Portekiz oluyor. Yani sen orta sahaların hareketliliği, ben dün işte WhatsApp grubunda orta saha özellikle. Yani bizim Allah aşkına tamam, Hakan dediğimiz adam önlü bir oynayabilir. Bir altı pozisyonda oynayabilir ama Inter'de oynar. Yani Inter'de oynar. Niye Hakan'ın attığı ileride 3. bölgedeki adamları, o topu tutacak adamlar. Tabii canım. Saklayacak adamlar. O 3. bölge oyunu hocamın dediği gibi ceza sahası içerisinde çoğu ne yapıyor Hakan? Sadece o pası atmakla da kalmıyor. Aynı zamanda 6 numara pozisyondayken ceza sahasının içerisine giriyor, değerlendiriyor. Tabii. Ama senin milli takımın öyle bir milli takım değil. Barış'ı koymuşsun, Kerem'i koymuşsun, sağ tarafta kim oynadı? Yunus'u koymuşsun. Yunus'u. Bunların hepsi geçiş oyunu oynayan oyuncular değil mi hocam? Yani bunlar yani alıp topu saklayıp hani eksiltip pas oyunu oynayıp da ben 3. bölgeye, rakip kaleye taşıyacak adamlar değil bunlar. Bir de şey tuhaf. Bizden başka hangi takım ilk 11'de bu kadar oynama yaptı? Onu soracaktım. Yani, kazanan onu takımı sorayım. Bu kadar değiştirmek 3 gün sonra. Şimdi Arda olayı, evet ben çok yakışıksız gördüm orada o videoyu seyrederken. Çocuğun adına da üzüldüm.
çok amatörce bir hareket yapıyor orada Montella. Ya ben şeyi zannettim hani... Aslında oradaki sıkıntın ne biliyor musun? Arda'nın vücut dili. Arda'nın vücut dili öyle olmasa, yani hareketleri öyle olmasa biz hiçbirimiz belki ya ne oldu demeyeceğiz. Yani evet bir sakatlık var, çıkardı yeleği. Yani Arda geçti kenara, yardımcı şimdi, hocalarla. Evet. Çünkü hareketleri çok tuhaf. El açıyor, bir şey yapıyor, ona gidiyor, buna geliyor, bir şeyler yapıyor, şaşkın şaşkın bakıyor. Tribünleri tezahüratıyla o ezikliği yaşadıysa istifa etsin zaten. Bir de ben şuraya kızdım. 3-0'dan sonra Arda'yı atma içeri kardeşim. Atma içeri. Yani madem ne bekliyorsun yani? Sen 3-0'dan sonra Arda'yı oraya atıp ne yapacak? 3-3 mü yapacak? Öbür maça sakla. Çocuğu bu, da... Saklamak önemli değil. Bu bir risk zaten. Risk. Arda o saatte bir gol atsa. Girdi. Bir gol attı diye. 3-1 bitti. Tamam, biraz da hareketlendirdi bizi. Kalkıp insanlara bir şey de izah edemez. Doğru. Tabii tabii. Ya ne diyeceksin sen? Ya diyecekler ki ya kardeşim böyle bir adam var. Hem bak girdi. Gol de attı. Ya şimdi ne diyeceksin diyecek adam. Bir yani, de bunu Real Madrid de yapıyor. Bir de burada yapsaydı. Bir de işte onu diyorum hocam. Bir de burada yapsa aynen. Ne olacak? Ya şöyle, evet karmaşık duygular yaşıyor olabiliriz. Tabii buraya gitmemiz hep başarı diyoruz ama şu an acayip karıştı bütün gruplar. Bu akşam oynanan maçlar da önemli. Yani çarşamba günkü maçta biz Allah korusun Çekya'ya mağlup olursak çıkamama durumumuz var. Ki Çekya'ya yani geleceğiz dedi Selim Ağa da evet. Sıkıntılı. Yani Gürcistan'a oynadığı üstün oyun. Tabii tabii. Kalecileri Gürcistan'ın kalecisi maçın adamı seçiliyor. Tabii evet. Tabii. Ya bir de yani Çekya fizik üstünlüğüyle çok iki farklı maç oynadılar. Peki ben sana bir şey sorayım. Bir de moral olarak. 4 tane bench'te forvetimiz var. 4 tane forvetimiz var. Evet. Bakın Montella'nın gerçekten geçmiş İtalya'ya da yaptıkları fena değil. Milan'ı çalıştırmış adam orayı çalıştırmış. Yani iyi yani iyi bir şey var. CV'si var. Yani bizim burada ne oluyor insanlara? Gerçekten anlayamıyorum. Yani. Bizim şeye havaya Türk milli takımda gerçekten bir yani bir sıkıntı var yani değil mi? Ben mi genel şans verdi yani. Değil mi? Cenk'e, Semih'e. Cenk, Semih, Bertu var. Başka? Yani 3-4 tane forvetimiz var bizim. Bakın Çekya maçına nasıl bir kadro çıkacağız? Ben şaşırdım yani. Çekya maçına beraberlik yeterli olacağı için bence... Hayır bizim orada şey de çok önemli şimdi. O maçta bekleyeceksin. Çekya'ya galibiyet lazım. Tuzağı kurup evet. Golü atacaksın. Çekya maçını reklamlardan sonra konuşalım. Kocaspor'a kalır. Zamanımız çok var daha. Çok şey var ama konuşacağım. Tamam çok var. Bir daha... Yeşil siyah kalemle de sen gelmiş. De biraz izleyiciler merak etsin. Kocaspor'la ilgili neler anlatacaksın? Transferleri biraz merak evet, etsin. Biz de merak ediyoruz. Abi. Evet. Sadece seyirciler değil. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra 3. devre devam edeceğim. Evet sevgili seyirciler. 3. devre devam ediyor. Sevgili Yiğit'le devam edelim. Milli takımla ilgili ekleyecekler var mı? Ekleyeceğim yani. Çekya maçı ne olur? Devam eder miyiz? Yani bir zahmet devam edelim bu kadar avantajlıyken. Çekya'nın galibiyeti ihtiyacı var. Biz beraberlik bizi kurtarıyor. Rakibi tuzağa düşür. Golü bul ama Çekya hem fiziksel manada bir de değişik bir takım. İnşallah bize ters bir skor gelmez. Yani daha şimdiden hemen gruplardan dönmenin bir esprisi yok. Maça sezona galibiyetle başlamış turnuvaya. Ben en kötü yenilmeyeceğimizi düşünüyorum yani. Mağlubiyet olursa bu sefer elimizde hesap kitap yapacağız. Dün akşam Macaristan'ın son dakikada gol atması onları da avantajlı konuma getirdi. Ama averajları -3 sıkıntılı yani evet. O yüzden bakalım ya ben umutluyum yani çarşamba günü. Peki milli takım adına iki maçta en beğendiğin futbolcu kim? En beğendiğim futbolcu? Yani performans olarak. Yani o stoper neydi o? Abdülkerim miydi? Bardakçı mı? Bardakçı ama o da çok gereksiz sarı kartlar gördü. Cezalı durumu düştü. Onun hırsı iyiydi. Onun dışında da çok ön plana çıkan bir futbolcu açıkçası ben görmedim. Kim? Abdülkerim Bardakçı'yı mı beğendim? Yani açısından hırslı oynaması. Abi hırslı oynaması da yani gerçekten birebir de bu kadar zayıf. Bu kadar yerini faalleri çok gereksiz. Bir kere fiziksel anlamda çok yeterli olmadığın halde topla bu kadar ileriye çıkıp o
topu taşıyıp yorgun argın tekrar yerine dönmen, pozisyonuna dönmen. Ben Abdülkadir, yani çok açıkçası beğenmedim. Yani Samet, bak Samet iki maçta da bence fena değil. Evet, yapmış olduğu hata konusunda kesinlikle çok kızgınız. Ben kızgınım ayrı bir mevzu. Böyle amatör. Çünkü aynı hatalar. Çünkü bir kere yapabilirsen olabilir. Yani böyle hatalar olur. Geri pas olarak. Ama kardeşim sen bu hatayı daha önceden yapmışsın. Aynen. Ve tekrar yapıyorsun. Yani o topu atarken 10 kere 20 kere düşünmen gerekirken pasayı kaldırıp bakmıyorsun bile. Pas yani başka yere de atma şansın da var yani. Hani sadece Altay'ın Samet'in hatası yok. Altay'ın da büyük hatası var. Baskı yok. Nereye çıkıyorsun? Ceza sahasının dışında o top. Nereye çıkıyorsun? Baskı yok, bir şey yok. Yani kale terk edilir mi? Ayrı bir mi? Hatta Ronaldo arkadaşına kızıyordu bana niye atmadın tabii diye. Tabii kendi aralarında tartışırlarken tabii. Topu kalede diyorlar. Bir dakika ya tartışmayın buyurun. Biz veririz sizi bu acele yani. Acele etmeyin tartışmakta, sormayı bırakın filan. Yani o yüzden sıkıntı. Yani tekrar söylüyorum. Türkiş, Türkiş gol. Çok şeyiz, uzağız. Temaslı oyunu maalesef oynayamıyoruz. Rakibe geçtiği anda tamam hocamın dediği gibi 11 kişi topun arkasında kalıyoruz ama Portekiz'e 11 kişinin topun arkasında kalsan ne olacak? Yani Pedro Silva, Pedro'lardan bahsediyoruz. Bernardo'lardan bahsediyoruz. Evet. Rafinha'lardan bahsediyoruz. Cristiano'lardan bahsediyoruz. Yani bu adamlara topun arkasına geçip bir de adamlara uzak kalırsan hocam adamlar seni mahveder yani. Kusura bakma ama bence Portekiz hiç zorlanmadan rahat bir maç aldı. Hocamın işte o devamlı bahsettiği penetrasyon tabiri var. Futbol tabiri o işte toplu topsuz rakibin arkasına sızmalar. Ya bunların hiçbirine müsaade etmedi ya. 40 yaşında adam. Tek başına. Evet. Pepe yani, değil mi hocam? Yani şimdi şey diyorlar. Yorgunlardı. Efendim öyleydi böyleydi. Ya o adam da oynamıyor. İkinci maçını oynuyor üst üste. Yani o adam yorgun değil de sen yorgunsun. Ya, bu yorgunluk da bu futbol anlamında bizim ülkemize galiba has özel bir durum hocam yani. Ha bu yorgunluk yani hani günde 12 saat çalışan bir işçi yorulmuyor. Ertesi gün tekrar o işe gidiyor bilmem ne filan. Hani sen işte 3 gün 4 gün sonra yani hala yorgunsun. Hala yorgunsun. Şaka gibi yani. Şaka gibi bir ülke temsil edeceksin. Adam yorgun değil sen yorgunsun. Yapacak bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok. Çeke maçına istersen hızlı bir şey evet, geçeyim. Hocam. Ondan sonra hocama yani şöyle bir Çeke'ne. Şansınızı nasıl buluyorsun? Ben Gürcistan maçını izlemedim. Ama sonradan istatistiklere falan biraz şey yaptım. Buradan da geniş anlamda bir bakayım dedim. Hani 27 tane şut çekmişler. %62 topa sahip. İsabetli şutları 12. Net pozisyonları gol hariç herhalde 3. Evet. Yani adamların gol beklentisi adamların 3 katı. Rakibin 3 katı diyorum. Biz Gürcistan karşısında gol pozisyonu vermekte böyle zorlandıysak Çekiye karşı ne yaparız gerçekten bilmiyorum. Yani Yiğit dedi bir zahmet dedi onu da dedi hani geçelim ama burada şey çok önemli. Çok kolay olmayacak. Yenilmek bak yenilebilirsin ama buradaki fark çok önemli. Yani senin yiyeceğin gol de çok önemli. Gol de yani avarajın önemli. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Burada avaraj çok önemli. Yani orada en iyi Allah korusun da bir üçüncülüğü bahsetmek istemiyorum ama hani en kötüsünü düşünelim diye söylüyorum. Hani yiyeceğin goller de çok önemli. Hani kırılgan bir takım olduğumuzu söyledik. Dedik ki yani evet iyiyken iyiyiz. En ufak bir şeyde kırılıyoruz, mahvoluyoruz duygusal anlamda. Yerlerdeyiz. Bu maçta öyle bir durum olabilir mi? Kalede kim oynatacak? İşte demin programı başlarken söyledik. Bilmiyorum artık. Uğurcan, ben Uğurcan'ı bekliyorum açıkçası. Hocam sen neyse ben Uğurcan'ı bekliyorum. Stoperler de şey yok. Ahmetcan var. Burada Ahmetcan var. Nereye oynayacak? Ahmetcan var. Ya Valencia'da oynayan çocuğu niye yolladılar bilmiyorum. Yani çocuk sol bekte de oynayabilen, stoperde de oynayan sol ayaklı orijin bir futbolcu. Adam Valencia'da da görev alıyor. Niye yollarsın? Tamam stoper bolluğun var ama o stoperler acaba ne kadar yeterli? Açıkçası bilmiyorum gerçekten. Hani bir stoper çağırıyorsun. Braga'dan. Evet. Tekrar geri yolluyorsun 3-5 antrenman sonrası. Yani tuhaf tuhaf işler tabii bilmiyorum. Evet. Hani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Montella'nın geçmişine, o tecrübesine bakarak ya bu hataları yapacak insan değil galiba diyorum ki buna birileri herhalde müdahalede bulunuyor hocam. Yani çünkü gerçekten bak hocam sen de bak istersen Montella'nın hocam böyle bir şey böyle bir şey yaptırıyorsa o zaman kariyerini bir kenara itsin. İşte onu diyorum yani. Yani neden böyle bir fırsat veriyorsun? Yani neden bu veya bu kadar niye sosyal medyaya, basına, ona buna işte cevap veriyorsun. Cevap vermek veya onları ya varsa dediğin gibi senin de
bir oyun anlayışın bir işte başkasından etkilenerek ya da birilerinin söylemiyle mi yapılıyor bu işler? Hani ben Montella'nın hani Kenan'a veya ne bileyim Arda'ya yorgun diyemez. Ben azmedemiyorum hocam yani. Diyemezsin ya. Ben de inanamadım. Yani daha önce böyle açıklamalar yapmış mıdır hiç acaba? İşte onu İtalya'da çalışırken. Hani bakıyorsun Milan'ı çalıştırmış bu adam 1,5 sene hocam ya. Hani İtalya'da İtalya liginde 4. olmuş. Takımını unuttum şimdi. Üst üste 2 sene 3 sene. Hani şimdi baktığın zaman Şampiyonlar Ligi'nde elediği takımlar var. Ya, evet. Hani adamın geçmişi gerçekten kötü değil. Şimdi bize gelen, milli takıma gelen, Hiddink'i de vurduk yere, Lücescu'yu da vurduk yere. Acaba diyorum ki yani bu milli takım kültürü mü, oranın havasından kaynaklı mı veya müdahale eden mi çok var? Sağdan giriyor, soldan giriyor, birinin herhalde etkisinde mi kalıyor? Ben anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum yani. Gerçekten anlayamıyorum. Bırak oynasın, bir şablon oluşsun ya. Fark etmez. Hani sen, değil mi hocam, bir genç takım diyoruz biz gerçekten genç takımız. Oynat, devam et ya. Arda'yı ısrar et yani. Kenara, tamam, sakat olabilir. Onların coşkusundan, dinamizminden faydalan. Ve ileriye taşı hocam onları. İleriye taşı ya. Yani ne alacaksın? Çıktın 16'yı, en fazla bir tur daha geçersin belki. Şu savunma anlayışıyla o kadar olur. Ben sana söyleyeyim. Ya ne kadar olacak yani bu savunma anlayışıyla? Zor işimiz ya olsun. Yok, zaten sıkıntılısın. Abi taşı, onları taşı. Beraber oynat. Birlikte olsunlar, birlikte oynasınlar. İleriye taşı onları ya. Yunus nedir? Ay Yunus neden oynar ya? Yunus kulüp topçusu. Size soruyorum ya. Ya Barış neden ya forvet olmayan bir adam orada forvet zorlamanın anlamı yok. Mahkum edilir yani. Barış sağ tarafta toplu topsuz savunma arkasında yapmış olduğu koşular, adam yıpratması, gücü, değil mi hocam? Şeyi yani o isteği, arzusu olan bir futbolcuyu sen ortaya çekiyorsun. Yok, forvet konusunda Barış yok. Gürcistan'da forvet konumundayken de yoktu. O sağa geçti belli bir süre sonra. Burada da öyle yok. Adam yok hocam yani. Yok ve bunu görüyorsun. Ve hala ısrar ediyorsun. Devam ediyorsun. O yüzden ben buna şaşırıyorum. Neden? Evet. Niye? Ya bu da acemilikleri yapabilecek bir insan değil. Ama bilmiyorum tabii. İllaki. İnşallah Çekya maçında aynı hataları yapmaz. Benim amacım milli takımda da olsa istikrar. Yani Montella'nın yapmış olduklarını aslında çok beğenmiyor değilim. İşte bütün kulüpleri ziyaret etmesi, antrenmanlara katılması, futbolcularla birebir diyalog içinde olması, bunlar güzel şeyler. Ama hocamın dediği şeye katılıyorum. Varsa bir nasıl diyeyim, taktiksel anlamda bu takıma uzun süre aşılayıp da taşıyacağın bir sistem, devam ettir. Kimseden etkilenme. Hem futbolcu basında hem taktik anlamında kimseden etkilenme. Bildiğini oku. Bildiğini yap. Ama bu da acemilikler, işte antrenman acemilikleri, demeç acemilikleri, ne bileyim iletişim acemilikleri, yaşama yani. Bir de her şeye cevap vermek zorunda değilsin yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları yaşama. Yoksa futbol anlamı, yoksa burada Türkiye'yi biliyoruz. Herkes her şeyi beğendiremez. Evet. Herkese her şeyi beğendiremez. Bu böyle yani. Yarısı beğenir, yarısı beğenmez. Ne kadar iyi olursan ol. Sen onu bırak. Sen sistemine otur. Geleceğe taşı. Genç bir kadro, rejenerasyon bulmuşsun. Jenerasyon. O jenerasyonu taşı, ileriye taşı. Bu bizim yani gönlü düşünmememiz lazım. Kesinlikle evet. Ya. Ben burada yani bir tur geçsem ne olacak? Geçeyim, tamam. Geçeceğim zaten. Bir puan var. Geçtim, bir takımla karşılaştım. Muhtemelen o da bizi eleyecek galiba. Çok iyi. İtalya ya da Fransa ile karşılaşacağız. İkinci olursak. Üçüncü olursak da İngiltere ya da hangi takımda, bir takım daha vardı. Evet. Onunla kal. Ciddi takımlar. Bunları elememiz çok zor. Gerçekçi konuşmak lazım hocam. Evet. Sen oyunu oturt. Kadroyu oturt. Arda belki gelecek sene Real Madrid'in en çok süre futbolculardan biri olacak. Kenan keza aynı şekilde. Sen forvetini bul. Sen savunmanı bul. Genç de olsa Ahmet Can'ı oynat ya. Evet. Oynat Ahmet Can'ı ya. Hala Merit'te ısrar ediyoruz ya. Niye ısrar ediyoruz anlamıyorum. Tamam. Samet diyorsun, onu buluyorsun. Yoksa alternatif olarak onları değiştir, koy, oynat. Geleceği taşı hocam. Geleceği taşı. Bunlar Avrupa'da oynuyor bu çocuklar ya. Evet. Evet Murat hocam, hem Çekya maçı, bir de istatistik olarak bize vereceğim yani topla oyun, topa sahip olmamız, koşu mesafelerimiz, diğer takımlarla karşılaştığımız zaman milli takımımızın seviyesi ne durumda? Şimdi biz top bizde kaldığı zaman ve tempomuzla, coşkumuzla rakip kaleye inebiliyoruz. Evet. Orada sonuçlandırmada sadece organizasyonda zayıf kalıyoruz. Ceza sahası bölgesinde, 3. bölgede
yeterli organizasyonu gerçekleştirmeden direkt kaleye inmeye çalışıyoruz. Orada eksik kalıyoruz. Baktığınız zaman oynayacağımız rakibimizin sahadaki duruş formunda özellikle rakip yarı sahaya yerleşmek üzere geride kısa pas ve hızlı paslarla rakibi kendi yarı sahasına çekebiliyorlar. Orada da set şeklinde bir hücum formasyonu oluşturuyorlar. Bu da bize arkaya yapılacak koşularda bir şans yaratıyor. Bizim onların bu formunda orta sahada özellikle rakip yarı sahada kalabalık duruyorlar. Geride merkez oyuncuları ve sağında 3 numarayla solunda 18 numarayla oynuyorlar. Arkalarına veya araya kaçıracağımız oyuncularımız Kenan gibi kiminle başlar sağ tarafta çabuk oyuncularla mutlaka başlamamız gerekiyor. Araya ve arkaya atılacak toplar bizim sonuca gitmemizi kolaylaştıracak şeyler olacak. Fakat Çekya'nın özellikle ceza alanı dışından isabetli şut yüzdesi etkili. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Son oynadığı müsabakada 27 şut denemesi yapmış. Top kapma başarısında da etkililer. Bu da bizi evet. bozabilecek bir durum. %72'ye %68 bir başarı oranı sağlamış Gürcistan'a karşı. Bir bir biten maçta topla oynama yüzdelerinde de ciddi bir fark var. Dedim ya demin birinci evet. bölge kendi yarı sahasında topla daha hızlı oynayabiliyor. %61'e 38'lik bir oranla oynamış bu maçı. İkili mücadelelerde de Gürcistan gücüyle ve temaslı oynayarak ön plana çıkmaya çalışan bir takım. Ona karşı bile ikili mücadelelerde ön plana çıkmış Çekya. Bu da karşımızda dirençli, korokor mücadele yapabilecek bir takım olduğunu gösteriyor. Onların o pas aksiyonlarını geride başlattıklarında biz önde baskıyla onları hataya zorlayabiliriz. Kendi yarı sahamıza çekildiğimiz pozisyonlarda da kazandığımız toplarda da etkili hızlı hücumlarla rakip yarı sahada sonuca gidebilecek hamleler yapabiliriz. Evet. Başka paylaşmamı istediğiniz bir veri varsa bir soru istatistik var. Yani bizim ama en azından bu yakaladığımız fırsatı değerlendirip bir üst tura çıkacağımıza inanıyorsunuz değil mi hocam? Ben şu anda oynayacağımız Çekya maçındaki doğru kadro seçimi ve takımımızın dedim ya zaman zaman öyle bir konsantre oluyoruz ki maçlarda hiç umulmadık performanslar koyuyoruz ve maç boyunca bunu gerçekleştiriyoruz. Samanelevi gibiyiz ama böyle. Bizim geçmişteki kadrolara göre avantajımız şu anda maçın tamamını oynamaya çalışan bir ekibimizin olması. Yani 90. dakikada da o iyi niyetle mücadeleyi veriyor genç oyuncularımız. Bu bir avantajdır bizim için. Çünkü özellikle maçın son 15 dakikalarında rakiplerin daha çok hata yaptıkları, daha çok pozisyon verdikleri yüzdesi çıkıyor karşıma. Bunu değerlendirebilecek etkili oyuncularımız var. Bunu değerlendirebileceğimizi umuyorum. Evet. Bunun dışında örneğin Gürcistan maçında topla oynama yüzdemiz bizim iyi. 500'ün üzerinde pas yapmışız. Evet. Portekiz maçında bu değer yarı yarıya düşmüş. Bunu da kendi oyun stratejimizden dolayı yapmışız. Biz her rakibi bozabilecek bir enerjiye sahibiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız. Tabii ki rakibi bilmek ve ona göre bir oyun kurgulamak önemli. Evet. Fakat kendi oyununun da top sendeyken sahaya yansıtılması daha da önemli sonuca gidebilmen için. Evet, teşekkürler hocam. Evet sevgili, aslında sende Kocaspor'la ilgili çok önemli bilgiler var. Hafta boyunca çok yakın takip ettin. Gelen transferlerle ilgili, gönderilecek futbolcularla ilgili onları değineceğiz ama Çekya maçıyla ilgili sen söylemek istediğin bir şey var mı? Söyledim zaten bölümün başında. Galibiyet bekliyoruz. İnşallah Türk halkı olarak güzel, anlamlı bir gün yaşarız. Ben inanıyorum milli takım yani gruplardan çıkacak ama ondan sonra tabii işimiz kolay değil. Evet. Artık resmi olarak transfer dönemi açıldı. Başladı evet. Ve Kocaspor'da transferler şu ana kadar kadroya katan isimler var. İstersen onları senden dinleyelim. O transfer süreci nasıl gelişti? Ertuğrul Hoca'nın istediği isimler mi? Yönetim bu açıdan gerçekten Ertuğrul Hoca'nın her dediğini yapmaya çalışıyor ama
özellikle Muharrem'e verilen bonservis parası çok biraz konuşulmaya başladı. Detayları senden alalım. Kaç dakikamız var ama istersen başlayalım. Tekrar seninle de devam ederiz. 3 dakikamız var. 3 dakikaya sığdırmak zor tabii ki. Tabii, devam ederiz. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Bir kere takımımız 20 Haziran Perşembe günü top başı yapacak biliyorsun. Evet. Tesislerde yaklaşık 1 hafta 3 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. İşin kötü tarafı şu. Şimdi biz devamlı lig atlama derdinde olduğumuz için şimdi Kocaelispor yine hedefini Süper Lig olarak belirledi. Aslında Kocaelispor'un hedefi yine birincilikte kalmak, işte tesisleşme, kurumsallaşma, işte böyle bir şey olsa bu kadar takım kadrosuyla bir kere oynanmayacak. Şimdi geçen sene nasıl ki ilk antrenmanla 3 hafta sonraki işte Topuk Yaylası, Bolu Kamp veya neyse en az 15-20 futbolcu değiştiyse aynı şey gene gerçekleşecek. Şimdi giden oyunculara bakalım. Oradan başlayalım bence önce. Tamam. Şimdi Atilla Turan 3 yıldır bizdeydi. Sözleşmesi devam ediyordu. Gönderme kararı aldım. Ve Atilla Turan'ı alternatif diye yanında aldığımız Onur Atasay'la birlikte Doğan Aksu, yani 3 tane sol beki Kocaelispor tarihinde ben hatırlamıyorum bir anda. Gönderiyor. Gönderiyor. Yok zaten diğer ikisi. Bu ne biliyor musun? Bu başarısızlık kabulüdür. Tabii. Anladın mı abi? Bu başarısızlık kabulüdür. Ve zaten Atilla'nın buna çıkıp evet biz bunları yollarız ama başarısızız bu konuda denemeli. Yani facia o iki transferin de gelmesi. Şimdi Oğuz Ceylan Rize'deki performansıyla sezona iyi başladı. Sonra kayboldu ve baktı ki ben burada barınamayacağım. Zaten belli etti o kendini. Sağ bekinde gitti. Bir nokta koyalım mı? Yönetmen arkadaşımız tamam. Reklamlar diyor. Reklamlardan sonra sevgili Yiğit Özcan'la devam edeceğiz. Gerçekten özellikle gidenler ve kalanlarla ilgili çok önemli bilgiler var kendisinde. Tabii bu isimleri söyledikten sonra hocamların da bu isimlerle ilgili evet, reklamlardan sonra 3. devre devam ediyor sevgili seyirciler. Reklamlara gitmeden önce sevgili Yiğit Özcan Kocaelispor'daki son durumu bize aktarıyordu. Yeni transferler, kalacak olanlar, gideceklerle ilgili bilgi veriyordu. Bak burası çok önemli. 3. devre, 3. bölümde 3. giden ismi açıklıyorum. O kadar tesadüf. Nereden ne yapalım? Sözümce arada da soruyor. Vallahi. Evet, üçüncü kişiyi ben Yusuf Abdioğlu'nu yazdık ama Yusuf Abdioğlu'na kulüp bulunsun diye söylendi biliyorsun. O da artık geçen sezon deneyimli bir stoperdi ama. Yani şöyle söyleyelim biraz daha istersen. Şimdi Ertuğrul Hoca ile Yusuf Abdioğlu'nun arası evet, açık olduğu için. Sonra bir problem evet. Olmuştu zaten. Daha sonra zaten devre arasında yollarımızı ayırmayı düşündüğümüz Atabey Çiçek, Yusuf Emre Gültekin, Onur Atasayar bu oyuncular zaten performansları Kocaelispor'da tartışılan isimlerdi. Devre arasında yine gelen Doğan Aksu maalesef Atilla'nın altında bir vasat futbolla onun opsiyonunu uzatmadık. Kandias bana göre görevini yapmıştır Kocaelispor'da. Bana göre diyorum. Yaşına göre 35 maç oynamışsa evet tartışılır. O da zaten sözleşmesi bitmişti. Cem ikinci sessiz sedasız gitti. Cem'e de ben buradan teşekkür ediyorum. Görev aldığı sürece Kocaelispor'da 2 yıl boyunca. Var mı gittiği bir takım Cem'in? Şu an yok ama bence Cem takım bulabilir diye düşünüyorum. Canım, hatta canım. Burada neyse, merak ettim. Bugün hatta gazetede bizim sevgili Uygur'la konuştuk Atilla Turan olayını. Ben şunu iddia ettim. Katılacak mısınız iki hocamı hepinize sorayım. Biraz Atilla Turan. Aç ama. Atilla Turan ne dedi? Yani birincilikte şunu iddia ettim ben. İsterse birincilikte en az 12-13 takımda çok rahatlıkla bu piyasada yer bulur diye düşünüyorum ben. Yani Keçiören'de oynar. İşte şampiyonluk hariç, ilk 5 hariç. Keçiören'de oynar. Tamam, hani yani. Şöyle baskının olmadığı. Şey, Urfa'da oynar. Urfa'da oynar. Adana'da oynar. Urfa'da çok böyle taraftar baskısı
yapan bir takım olarak düşünmüyorum. Neden oynar biliyor musun? Artık Adana'da oynar. Transfer piyasası şu ya. Bakacak. Ya bu adam benim anlamadım. 90 maç Kocaelispor. Abi müthiş bir şey diyecek. Kariyer. Doğru mu? Çünkü artık öyle oldu ya maç kulüpte. Bir de Giresun maçında attığı free kick'i koy. Adam İbrahim Üzülmez gibi oldu ya. Ha. Kimi alırsan al. Aynen öyle. Sonra diğer oyunculara bakalım. Emir Ortakay'ı geri isteyeceğiz. Eğer Süper Lig'e gitmezse. Ya, onu geç. Yani ben satılmıyorum. Sen çünkü Antalya Spor'u musun? Alamayız. İstemezlik değil. Emir gelmez. Antalya Spor istiyor çünkü. Şimdi şöyle bir şey. Antalya'da ama Antalya Spor'da yedek kalma ihtimali yüksek arkadaş. Neden yüksek abi? Fenerbahçe verirken o şeyi söylüyor zaten. Bakalım. Ben futbolcuyu sana şey söyleyeceğim. Adam zaten iki kere birinci ligi denedi abi. Geldi oynadı sayısı belli bilmem neyi belli. Sana ben bir şey söyleyeyim. İkinci ligde, ikinci lig değilim birinci ligde oynadığın süre içerisinde en fazla oynayacağın yer Ümit Milli'dir. Bir tane değil mi savunma sıkıntımız yok mu abi milli takımda? Doğru. Ben olsam babası da bu adamın menajer zaten. Yani akıl hocası da. Bence artık Emir'in kiralıktan öte tapulu bir yerlidir. Ya fark etmez. Tapulu tapusuz. Seçeceği yerin Süper Lig olacağını düşünüyorum. Daha büyük hedefler için. Orada kendini gösterip, kabul edip, Süper Lig kurucusu olup hem milli takıma gitmek hem de kendini orada kabul ettirmek. Çünkü birincilikten Fener'e gittiği zaman da oynama şansı. Süper Lig'de eğer kiralık gidecekse aldığı süreyle beraber Fener'de oynama şansı daha fazla. Evet. Tamam, geri aldım sözümü. Yok bir şey demiyorum. Evet, mi? Biraz size hızlanalım. Christian Kouakou. Çünkü gelenleri de biraz. Christian Kouakou. Evet. Hani bal yapmayan arı, idmanlarda bile gol göremediğimiz. Altay'a attı bir tane biliyorsun. Evet. Pedro Amaral. Evet, kalır mıydı, kalmaz mıydı? Bence o da Türkiye liglerinde takım bulur mu? Bulur. Kocaelispor'da geçen sene en çok asist yapan ismi. Kraasvir ile de Skirtasya Gürcistan tribünlerinden selam gönderdi bize. Bence bulamaz abi Amaral. Amaral bulamaz mı? Bulamaz. Türkiye liginde. Yabancı olduğu için bulamaz. Öyle mi? Altıya düştü ya dezavantaj oldu diyorsun. Kiralıktan gelenler içerisinde Onur Öztöngü'ye bence şans verilmesi lazım. Çocuk 4 yıldan beri gidiyor geliyor. O göçebe hayatına bir tutalım bir çocuğu bir A takımda. Yani bir görelim bence. Onun dışında Fatih Bektaş, Serhat Taşdemir'in ve Yağız geri geldi. Ne kadar evet, kalabilirler? Giden oyuncular içerisinde ben sana atmıştım, eklemedin o zaman. Bizdeki şu üçüncü kaleci sendromu. Mehmet Enes Sarı. Arkadaşlar biz üçüncü kaleciyi lütfen dışarıdan falan transfer edelim. Kendi altyapımızdan. Kendi altyapımızdan çıkartalım bir şekilde. Ondan bir önceki sene de Eren Bilim vardı. O bu sene Darıca'ya falan gitmişti. Kendi yetiştirdiğimiz Doğukan Ankara Gücü'ne gitti. Biliyorsun. Bu üçüncü kaleci böyle dışarıdan niye geldin, niye gittin? Yani böyle bir durum var. Üçüncü kaleci de artık süre almayacağını bildiği için. Evet. Gökhan ve Harun varken gelmesi de yani vermezler sana süreyi. Yok şey de öyle yani altyapıdan çıkardık. Ona bonservis parası vermiştik değil mi? Evet evet verdik. Onun dışında şimdi kalan oyuncuları Gökhan ve Harun ikisi de %50 %50 atanın ve tutanın iyi olacak diyoruz. Bence bize maç kurtaracak kaleci de lazım. Gökhan'ı çok seviyoruz ama son haftalarda performansı düşüktü. Harun tünelden çıkarken ilk 10 hafta zaten Harun hala kalma gibi bir isteği var mı Harun? Şöyle söyleyeyim. Bana gelen bir duyum Bursaspor'un Harun'u çok istediği. Harun oraya gideceğini sanmıyorum. Bilmiyorum. Verelim abi o zaman. Harun giderse en kötü birinci lige girer diye düşünüyorum. Yani. Bursa Spor'a gideceğini düşünmüyorum. Ha ben şey açısından sordum yanlış anlama. Hani kredisi bitmiş taraftar gözünde ciddi anlamda sıkıntılı yani ağzıyla kuş da tutsa belki de yemin ediyorum yani suçu günah. Bir gol. Suçu günah olmadığı halde yiyeceği bir gol ciddi anlamda sıkıntı yani çünkü hep başa dönecek bir pozisyon. 10. haftaya yani. Kadar takım iyiyken gençler bir maçındaki o iki gol ona mal olmuştu. Yusuf Cihat Çelik, Burak Öksüz kalıyor. Berit'se kalıyor. Bence Berit'se'nin kalması bana göre risk. Zaten müzmin sakat. Bir var bir yok. Risk. Vukovic kaldı. Mehmet Yılmaz alternatif sağ bek olarak kaldı. Ramil kalıyor biliyorsunuz sözleşmesi. Evet. Bu arada Azeri oyuncular bu sene itibariyle onlar da yabancı kontenjanlılar. Mesut Can Tunalı, Haşim Arda Sarman, Bediran Yıldız ve Barış Alıcı'nın da opsiyonu vardı. Samsunspor'a bir 2 milyon ödeyeceğiz. Yenilere geçelim. Nokta transferler. Evet. Ahmet Oğuz,
Geçmeden önce Fofana'yı ne yaptık? Ha, gönderdik. Pardon. Fofana da gitti. Maalesef hocam üzülerek. Fofana kiralık. Fofana kiralıktı zaten. İbrahim Fofana. Kiralıktı, ben öyle biliyorum. Fofana da gitti. Adamın ninni söyleyerek getirdiler. İzmir marşıyla gönderdiler. Marşıyla gönderdiler. Şimdi Ahmet Oğuz, evet, Süper Lig tecrübesi olan bir isim. Yaşı kaç? Yaşı kaçtı sevgili? 31 galiba. 31. İnşallah faydalı olacak. Pedrinho'nun yaşı kaç? Onları, o dersleri sevgili Murat hocamdan alacaksın. 34 mu hocam? Ben de öyle bir şey. Öyle hatırlıyorum. Ya o kadar yok ya Pedrinho. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle, öyle. Ya bence yaştan ödü bir şeyin, Pepe örneği var abi. Sınıfın Muharrem'in. Muharrem genç. 24 galiba hocam. 24 ama Muharrem'e de 12 milyon bonservis parası çok tartışılır bir rakam. Hani geçen Sakarya'nın başkanı kongrede Cumhur Genç diyor ki final maçına diyor 15 milyonu zor topladık. Biz şimdi bir sol beke bonservis parası veriyoruz. Arada ne kadar fark var? Bu arada sonra da diyorlar ki niye kızıyorsun? Bu arada Bursa Spor da 330 milyonla transfer yasağını kaldırmış. Furkan ya, Bursa Spor'un, Kocaelispor'un kısa kadar bu durumlara düşmesi güzel. Aynen. Furkan'ı bildiğimiz bir oyuncu. Bence o da Yusuf Cihat gibi takımda böyle genç oyunculara ihtiyaç var. Yani bakacağız. Bu takıma en az 10 transfer daha gelecek. Ben onu söyleyeyim sana. Evet. Furkan'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani hatırlasın herhalde. Yani bu benim söylemim değil. O zaman görmüş. Furkan Gedik mi? Özyapı. İsmail'in takım arkadaşı. Evet, takım arkadaşı. O zaman aslında İsmail'in gösterdiği çıkışı tabii Furkan Özyapı'dan bekliyorlardı hocam. Hı hı. Yani öyle ilk 11 çıkıyordu, evet. Evet. Bazen sol bek mi? Orta saha. Bu şeyden İnegöl'den aldı. İnegöl'den geldi. Evet. Bizim çocuk işte. Sol bek değil mi peki o? Hayır, orta saha. 8 oynuyor. 8 oynuyor. Sol bek değil. Yok hocam. Yani Gölcük Spor'da parlıyor. Ayaklarına hakim hocam. Hı. Ya ben çok evet maçı canlı izledim. Geçen sene İnegöl'de de gerçekten pas dağılımı falan futbol aklını ben beğeniyorum. İyi, ben beğeniyorum yani. Bence burada şans bulursa... Yiğit Ali'yi de Bursa Spor'a gitti. Yiğit Ali'yi de Allah yolunu açık etsin. Bu arada eski futbolcularımızdan Mesut ve Burak Pendik'le anlaştı biliyorsun. Vallahi bu takıma en az 10 futbolcu gelecek hocam. Ben sana söyleyeyim. Onu zaten biz geçen seneden beri söylüyoruz zaten. Peki bütçe... Olsa da olmasa da... Yani 10 futbolcu bence biz bütçeyi çok aşarız diye geliyor bana. Yani defteri bir şekilde ayarlıyor. Belli olacak da... Ya, bugün açıklanacak diye açıklandı mı, baktı mı? Ben bakamadım da. Sanki şeyde şampiyona devam ettiği için birazdan olmasa evet, bakarız. Belki arkadaşlara şimdi bununla ilgili aktaracaklarını yoksa hocalarıma sorayım. Hem yeni transferler, hem Sevgi'nin verdiği bu bilgiler doğrultusunda kalacaklar, gideceklerle ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Öncelikle yeni transferlerle ilgili. Yeni transferlerle alakalı şöyle, Pedrinho tecrübeli bir futbolcu baktığınız zaman ama belli ki o da işte Kandiyaş gibi en fazla bir sene iki sene takılacak bir futbolcu. Kocaelispor'u daha üstünü görür mü? Bir şey diyemeyeceğim. İstatistik anlamında bakmadım Ankara Gücü'ne evet geçen sene ne vermiş, ne yapmış diye. Ama şurada 12 milyondan bahsediyoruz verilen Keçiören Gücü'de sol bek Muharrem'e. Buradan şunu anlıyorum ben, belli ki transfer konusunda hazırlıklı değiliz. Evet. Yani 12 milyon Keçiören Gücü'nden bir futbolcuya, demin Yiğit'in söylediği gibi Sakaryaspor'un 14-15 milyon valinin, belediye başkanının zorlamasıyla İnanmış. Toplandığı yerde sen bir bonservis bedeli olarak 12 milyon veriyorsan sol beke, hani burada insan tabii düşünmeden edemiyor yani 12 milyon. Yani birincilikteyiz. Şöyle bir geçmişi düşünüyoruz Selim abi, insan evet geçmişine bu kadar yabancılaşmayacak yani. Yani hadi yaptık bunları, verdik, harcadık, onu yaptık, bunu yaptık. Bir sene daha süranla bitti, ne yapacağız? Kime ne anlatacağız? Hadi anlatmayı geçtik. Nasıl toparlayacağız bu maddi sıkıntıları, sorunları? Evet. Umarım gerçekten artık kasalarındaki, gerçekten bir tesisimiz de yok. Tesisimiz de yok. İnşallah bunu hani... Bir sonraki zamana devre yüklemeden yapılacak işlerdir bunlar. İnşallah. Anlatabiliyor muyum abi? Yani hani 12 milyonu gerçekten 12 milyonumuz varsa verelim. Yönetimin güvendiği iki tane çok iyi sponsor gelecek diye bir bekliyorum. Tamam hani böyleyse ne oldu o paralar?
boşa gitti. 300-400 milyon da geçen sene harcandı. Tamam, böyleyse tamam, hadi evet yapalım. Ama ya böyle olmazsa? Anlaştık. Öyle olsa bile gene çok... Gene çok ağırdı yani. Cem Hocam, hepinize soruyorum. Bu kadro ilk ikiye yapılacaksa yapılsın zaten. Eğer öbür türlü zaten playoff'u bir şekilde atabiliyorsun kendini yani. Eğer bir şekilde atabiliyorsun. Yani, doğru. Direkt çıkabiliyorsan yapman lazım. Geçen sene Kocaeli 10 haftada 2 maç kazandı son haftada. Yine playoff'a kaldı yani. Yani ya bilmiyorum tabii yani. Şimdi 12 milyon dediğiniz ücrete Bodrum'da belki şu an Süper Lig'de oynayacak. 12 milyona anlaşan futbolcusu var mıdır yok mudur? Öğrenmem lazım. Soracağım evet. Yani. Net soracağım. Yani şu 12 milyonun yarısını altyapıya harcasan daha güzel işler. 2 sene sonra sana bir sürü soru çıkacak. Helal olsun Keçi Ülemci'ne. Barış Alper'i Galatasaray'a sattılar. Onu... Nasıl satmışlardı onu? Ya çok iyi para satmışlar. Evet evet iyi parayı sattılar. Ben o parayla hocam çok güzel tesisler falan yaptılar kendilerine. Onların i̇şte, taktiği o zaten evet. Ya. Yani normalde yapılması gereken de o. Hem evet. Yukarıya oynayıp hem de bir yandan yetiştirip satabilmem. Başka türlü nasıl ayakta duracaksın? Gelirler ortada. Evet. Her zaman sponsor bulabilme şansına sahip değilsin. Kusura bakmayın. Biz borcumuzun olduğu süre içerisinde sponsor bulabildik mi abi? Kimse yanaşabildi mi? Kimse yanaşmadı. Belediye başkanları bile yanaşmadı. Kimsenin yanaşmadığı yerde borcun olduğu zaman sen de yarın öbür gün ya Kocaspor'un borcu atıyorum 500 milyon desen ortaya çıksan kimi yanaştıracaksın? Kimse hangi yani. Sponsoru getireceksin Selim abi? Sponsor gelir mi? İnşallah, başkan bile gelmez. Başkan da gelmez. İnşallah o noktaya taşımazlar kulübü. Tek derdim. Abi o zaman gerçekten söylemler bu kadar kibar ve nezih olmaz. Onu söyleyelim yani. Evet. Gerçekten ciddi. Evet Murat Hocam. Yeni transferle ilgili sizin düşünceleriniz. siz olsanız bu gidenler içinde takımda tutmayı düşündüğünüz isimler var mı hocam? Siz de Yok artık olan olmuş yani. Evet. Gidenleri normal mi karşılıyorsunuz? Değil mi? Ben normal karşılıyorum canım. Şu anda gönderilen oyuncuların listesinde tabii bir tek Fofana'nın kiralık olduğunu söylediniz. Geri gitti. Zaten Ertuğrul Hoca ile yıldızları hiç barışmadı. O yüzden bir şey diyemiyorum ama Vukovic tutulacağına Fofana'nın tutulması benim tercihim olur. Zaten Yusuf Cihat gibi bir oyuncun var. Fofana'nın yanında her türlü sert ve tempolu bir orta saha yapmış olursun. Temaslı oynayan bir oyuncun olmuş olurdu. Transferlere bakıyorum. Şimdi bu işlerin planlanması böyle kısa vadede olacak şeyler değil. Yeni bir yönetim oluştu. Yeni başkanın önderliğinde de bir transfer komitesi oluştu. Bu transfer komitesi daha önce bu işi profesyonel olarak ne kadar yaptı? Bununla ilgili nasıl bir hizmet aldı? Tabii burada çok değerli bir spor adamı var orada. Yani Osman Çakır var orada. Osman Hoca da uzun zamandır bu sektörden uzak, bu transfer piyasasından uzak. Yani ne kadar bu konuya katkı sağlayabilir? Fakat en azından doğru kaynaklardan bilgi araştırması yapabilir. Ama Kocaeli Spor Kulübümüz kurumsal bir kimlikle yönetilmediği sürece bu planlamalar kısa, orta ve uzun vadede planlanmadığı sürece sadece günü kurtarmaya yönelik bir piyango oynamış oluruz. Bence şu an onu yapıyoruz. Bence şu an yani sadece bu sezonu düşünüyoruz gibi. Çünkü Alman futbolcuların yaşlarına falan baktığımızda... Bir de bir şey soracağım hocam. Çok özür dilerim. Bak yani hepimiz uzun yıllardır camianın içindeyiz. Arkadaşlar biz şampiyonluk havasına ne şehirde cami olarak hazır değiliz. Hele bu ruh haliyle. Ben en son kongrede de gördüm bunu. Geçen sezon tribündeki olayları da gördüm. Çünkü Kocaelispor'da aksiyon devamlı var. Ya düşüyoruz ya çıkmaya oynuyoruz ya işte bir şeyler oluyor. Hazır değiliz. Bak bu sene var ya nasıl hani herkes böyle bir küçülme politikası işte aman ayağımız yor. Bu sene öyle bir şey olsa kimsenin gıkı çıkmayacaktı bence. Biz şu an böyle süperlik diye. Ya bence yanlış bir yoldayız biz şu an. Yanlış olduğumuzu söyledik zaten. Şu anda bahsettiğiniz Muharrem Cinan oyuncusuna Keçiören Gücü'nde evet maç istatistiklerine bakmışım. Bu yıl 33 maç oynamış. Geçen sezonda 32 maç oynamış. Bizim Atilla Turan da oynuyor. Devamlı oynamış. Atilla Turan da oynuyor dediğimiz evet. Gibi. Şimdi bir tane Eyüp'ün sol beki kimdi? Caner miydi? Caner. Şimdi 37 yaşında. Caner'e acaba Eyüp'e kaç maliyeti ne oldu Eyüp'e? Evet ve bravo. Yaptığı iş ortada. Caner devam ediyor mu bu arada? Şimdi acaba Caner şu anda bedelsiz mi bonservissiz alınabilir evet. Mi
Bu paraları siz buraya yatırabiliyorsanız, ha, Süper Lig için bu oyuncu adaydır, bununla ilgili biz çok derin bir araştırma yaptık diyorsanız bu transferinizi anlayabilirim. Bu senede biz her halükarda çıkacak kadro kuracağız. Seneye de elimizde %60-70'ini tutacağız bu kadronun diyorsanız, bu transfer politikasını bu yönde planladıysanız anlarım. Ama bu bütçeyi burada böyle bir oyuncuna bonservisine 12 milyon, kendisine de bir o kadar para ödeyeceksiniz. Bizim kulübümüzün mali gücü o zaman gayet iyi. Bizim çalıştığımız dönemlerde Kocaeli Spor'a neredeyse kendi cebimizden giderlerini karşılıyorduk biz. Evet. Altyapının giderlerini. O zaman işte hocam, bizim çok büyük ve ileriye doğru güçlü hamleler yapmış demek ki Kocaeli Spor. Bizim de korkumuz tekrar o noktaya, insanların cebinden para verip işi kurtarma noktasına gelme. Evet, bu kulüp tesisinden olmuş. Bu kulüp yeniden ayakta durmaya çalışmış. Ciddi anlamda fedakarlıklarla verilmiş geçmişte. Bu noktadan sonra halen geçmişten ders alıp doğru bir planlamayla bu sürece dahil olamıyorsak, o zaman burada bir sorun var demektir. Daha profesyonel bir yönetimle bu işi yapmamız lazım. Ben açıkçası Recep Bey'den böyle bir hamle bekliyordum şu anlamda. Kendisinin zaten özel sektörde yaptığı işte çok başarılı. Biraz araştırmasını yaparsanız siz de bana hak vereceksiniz. Tamamen çalışma disiplinini az çok biliyorum. İş yerinde olsun, yurt dışı çalışmalarını da çok iyi yönettiğini biliyorum. Yani özel sektörü yönettiğin gibi sen daha kurumsal ve profesyonel bir ekiple bunu yapabileceğini de öngörebiliyorum şu anda. Neden peki şu anda böyle bir planlama yapılıyor? Umarım biz haksız çıkarız ve burada yapılan bu transferlerde onların ne kadar haklı olduğunu görürüz. Ama ben transferin böyle yönetilmeyeceğini düşünüyorum. Hocam bir kentin, kulübün, kadronun tamamlayıcı başlıkları var. Bir futbol aklımız yok bence. Bir futbol takımı kurulurken birçok faktör göz önünde bulundurularak transfer planlanır. Biz şu anda elimizde kalan oyuncuların üzerine bir an önce transferimizi yapalım, geleneksel bir yapıyla kadro kurmaya çalışıyoruz. Evet, maalesef. Geçen seneden bir tek elde kalan, o kadar çok eleştirildi Yusuf Cihat Çelik. O çocuk kardeşim, ikinci ligde, sonra birinci ligin yükünü de taşıdı ve seneye de var. Yani o futbolcu sayısını artırın. Bu sene örneğin Furkan Özakı diye bir çocuk aldık, bildiğimiz bir oyuncu. O da o rolü üstlenmesi lazım. Bu çocuklar bizi geleceğe taşır. Evet. Yoksa Alkan Diaz emekli oldu, gitti. Amaral geldi, gitti. Yani bir reklama gideceğiz. Yönetmen arkadaşımız işaret ediyor. Kısa bir reklam hocam. Tekrar sizinle devam ederiz. Aktaracak nazı var herhalde yeni transferlerle ilgili. Ama önce kısa bir reklam. Reklamlardan sonra programımızın son bölümü sizlerle beraber olacağız. Evet, reklamlar bitti. Üçüncü devre devam ediyor sevgili seyirciler. Reklamlara gitmeden önce Murat Son hocam, Kocaelispor'un yeni transferlerle ilgili bilgi veriyordu. Evet hocam, var mı aktaracağınız özellikle yeni transferlerle ilgili geçen sene gösterdikleri performans? Şimdi geçen sene Muharrem Cina'nın sadece durumuna bir baktık. Yani bonservisi en yüksek oyuncu olması hasbiyle. Evet. İki maçına bakabildik. Tabii genel bir en az ortalama 8 ile 14 maç arasında bakmamız lazım. Şu anda baktığımız kadarıyla bizim elimizdeki Atilla'dan çok büyük artısı yok. Hemen hemen değerleri aynı. Evet. Oynanan üst seviye maçlardaki performansına hemen şuradan bakalım. Daha çok yan oynamayı tercih ediyor ve uzun pasların çoğunda başarısız oynamış. Yani evet, bizim Atilla'nın çapraz uzun oynayamadığı topları oynamaya çalışmış ve çoğunda başarısız. Evet. Şu kırmızılar gördüğünüz. Evet. Yeşillerde de gene öne doğru hamle yaparken geriye doğru dönüşlerini görüyoruz. Yani ortalama bir bek oyuncusu için açıkçası elimizdeki Atilla'dan çok ön planda olan bir oyuncu değil gibi görünüyor. Umarım biz yanılırız. Bunu gören ve transferine karar veren kimse bu konuda haklı çıkar. Kocaeli Spor'umuz da bu transferden faydalanır. Yani ben şunu düşünüyorum hocam. Eğer gerçekten bir bonservisi 12
bir bonservis bedeli varsa mutlaka üstlüklerde de bir dikkat çekerdi diye. Yani ben çok parlardı bizden. Yani evet. Bakın kafa maçlarından bir tanesine bakıyorum. Sakaryaspor'la oynadığı maçta, o maçta da mağlup oldular 3-1. O çok yoruldu. Yani 90 dakika içerisinde topla buluşma, 70 defa topla buluşmuş, yüksek bir oran. Tabii rakibin baskı yaptığını varsayarsak burada başarılı olma durumuna bakıp değerlendirebiliriz. %65.8 pas yüzdesiyle oynamış. Bu bir bek oyuncusu için düşük bir yüzde. Bu lig için kabul edilebilir mi? Atilla da bu verileri veriyor bize. Yine bakıyorum hücumda neredeyse yok bu müsabakada. Öyle mi? Savunma bloğu evet hiç çıkmamış. Bizim tercihimiz o zaten hani. Evet, savunma bloğuna baktığınız zaman iki tane top kapması var. İkili mücadelede 6 defa 3 tanesini kazanmış ikili mücadeleleri. Orta asist falan hiç. Şu anda bakıyorum hücum yönündeki ceza sahası dışından içinden bir tane pozisyonda bile ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hocam geçiş yapmamış görünüyor. Oklarda gösteriyordu zaten olmadığını. Evet. Dikine 3 ya da 4 tane pası var. Topun başına giriyordu her seferinde biliyorsunuz değil mi? 1-2 katışlarında. Yani hocam dediği gibi umarım biz yanılırız. İnşallah. Yani şu anda beni dikkatimi çekecek bir veri yok. Ben tekrar söylüyorum yani bir de burada bir transfer sürecini yönetirken maç analizini önce bir ne olduğunu bir tanımlamak lazım. Bakın elde edilen verilerin objektif değerlendirme teknikleriyle belli bir süzgeçten getirilmesi ve oyuncu ile ilgili bir sizin kentinizde diğer takım oyuncularıyla oyun karakteri olarak uyumlu olup olmayacağı, hocanın organizasyonuna uyup uymayacağı ki genelde organizasyon elinizdeki oyunculara göre yapılır ama burada yeni bir organizasyon planlanıyor. Ona uygun olup olmadığı. Tabii burada bu transferde bu maliyetler konuşuluyorsa demek ki o hocanın organizasyonuna uyduğu varsayılarak bu kadar ısrarcı olunuyor. Hoca da muhtemelen bunu talep etmiş görünüyor. Onlar göz önünde bulundurularak yapıldığını varsayıyor. Zaman tamamen Ertuğrul Hoca'nın rapor dosyasında birincisine yazdığı isimler alınıyor bence. Umarım öyledir. Çünkü geçen sene Ertuğrul Hocamızın da dediği bir şey vardı. İşte benim talep ettiğim oyuncular alınmadı demişti. Şimdi diğer oyunculara bakıyorum. Pedrinho'ya bakıyorum. 31 yaşında. Bir oyuncunun peak performans yaşı 28'dir. 28'den sonra artık gerek fizyolojik gerek mental olarak oyuncularda bir düşüş gerçekleşir. Ama Pedrinho'nun geçen sezon iyi bir performans gösterdiğini varsayıyoruz. Burada da bu ligde yeni bir ligde neler yapabilir? Onlar soru işareti. Furkan Özyapı İnegölspor'dan 25 yaşındaki oyuncu. Bir sonraki programımızda bu oyuncularımızla ilgili daha detaylı evet. analizleri sizlerle paylaşacağız. Giden oyuncularımıza baktığımız zaman burada benim üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi Cem Ekinci'dir. Cem evet. Ekinci artık bu ligi öğrendi, bu ligi gördü ve onun temposundan faydalanabileceğimize inanıyordum. Hamle oyuncusuydu. Sonradan oyuna dahil ettiğiniz zaman rakibe rahatsızlık verebilecek bir oyuncu. Bir de Cem hocam şöyle bir artısı da vardı hocam. Yani yedek olduğu zaman da takım içinde sorun yaratmayan bir futbolcuydu. Cem. Evet. Evet yani zaten oyun karakterinden de belliydi. Oyunu çirkinleştirmemeye çalışıyordu. Mücadelesiyle evet. devamlı oyunun içinde kalmaya çalışan bir oyuncuydu. Şimdi yani biz, o zaman evet, teşekkürler hocam. Mutlu mutsuz. Şimdi sevgili sana evet. bir şey soracağım. Yani, zor yerden sorma. Yok zor yerden değil de. Şimdi Kocaelispor Kulübü transferler yapıyor. Kendi kendine imza atıyor. Bir fotoğrafla bunu duyuruyor. Şimdi daha önce yapılması gereken bence bu sadece bir fotoğrafla. Sen eğer oraya imza attırıyorsan basını çağırıp Kocaelispor'u lütfen bu kadar küçültmeyin yani. Kocaelispor'u doğru yönetin. 12 milyon para veriyorsun, futbolcuyu transfer ediyorsun. Kendi kendinize imza töreni düzenliyorsun. Böyle bir imza töreni olmaz. Kocaelispor'u takip eden onlarca basın var bu ilde. Deplasmanla giden, yağmurda, çamurda. İmzayı yani, nerede attırmışlar abi? Kendi Burunga'da. Niye basını çağırdı? Ya ben anlamıyorum yani. Çağırmadılar. Gizli operasyon. Taktiksel imza mı attırıyorlarmış? Yani sorulardan mı korkuyor? Taktiksel antrenmanla almıyorlar. Taktiksel imzada da mı attırıyorlar?
sorulardan mı korkuyorsunuz? Yani senin sorularından korkarlar. Ya zaten böyle bir şey olur mu kardeşim? Direkt zaten 12 milyonu soracaksın. Kendi kendinize imza töreni düzenliyorsun. Böyle olmaz yani. Ya o zaman şunu yapın. Tamam. Şahıs kulübü yapmışlar. Yani şahıs kulübü aynen öyle yani. Koca İspanyol ulusallar yani koca takımlara bakın. Herkes imza töreni düzenliyor. Gelen futbolculara, gelen teknik direktöre stadyumda yapıyorlar. Biz bir küçücük bir odada kendi kendimize imza töreni yapıyoruz. Bizim büyüklüğümüze birbirimize sen bana sormadan cevapladın yani, zaten. Benim yani gerçekten ben çok sinirleniyorum. Yani niye şaşırıyorsun ki? Yani niye şaşırmayayım ya? Böyle bir şey yapılır mı ya? İmza törenine basının çağrısı. Şimdi başkan gelirken ne diyor? Kurumsallığı getireceğiz. Kurumsallık bu mu yani? Abi bu ne biliyor musun? Bu görmemezlikten gelmektir. Ben size söyleyeyim. Ya bizim yaptığımız mesleğe saygı göstermiyorsunuz yani. Ben öyle anlıyorum yani. O zaman ilk çağrılan haber alma şansımızı alıyorsunuz. Çağrılan yani. Var mı peki başkan? Hayır hiç kimse. Kendi arasında. Kendi sadece kendi. Madem bildiğim kadarıyla Ahmet Konya'nın sahibini de sosyal medyadan mı duyurmuş? Kendi sosyal medyasında. Kulüp ya orada bile gene büyük bir hata. Ne diyeyim? Başkan kendi sosyal medyasında bir transferi duyuramaz ya Kocaelispor. Çok büyük bir kulüp ya. Bu kadar basit hatalar yapmayın. Yani siteden duyurulur, o olur, bu olur da. Yani başkan kendi... Kendi özel... Övgüleri... Ki bunu da yani övgüyle bahsedilecekse tabii yani. Kendi mi almıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım yani. Ben anlamıyorum yani. Madem onu yapıyorsunuz, sizin kameranız da var. Çekin o zaman görüntüleri. Televizyonlara da o zaman görüntü atın. Madem bizim oraya gelmemizi istemiyorsunuz. Çok Hayır haksız mıyım? Sözü sana bırakayım. Sevgili Selim tabii yani sevgili Selim haberleri burada fotoğrafla yapamayacağı için yani adam haklı. Çekim yapması lazım. Burada en çok mağdur olan sevgili Selim Erdoğan. Sadece ben değil. Yani ben sadece de var. Şaşırıyorum tabii. Şaşırıyorum ben şu an sadece. Yani seyrediyorum. Şöyle hani gene iyi tarafından şöyle yorumluyorum. Diyorum ki hani zaten eğer ya geçen sene bir şey yaşadık ya. Ben onu anlattım mı ya? Ramil antrenmanda sen yoktun galiba. Bilmiyorum neyi anlatacağım. Antrenman devam ediyor. Azer oyuncunun da artık gelme noktasında. Ramil baktım siyah arabadan indi. Bir fotoğraf çektim. Sonra da hatıra fotoğraf olarak paylaştım. Sevgili... Ki bir gazetecinin yapması gereken evet, şey yapmış. Benim şöyle bir şeyim vardır. Kocaelispor'u zarar görecek hiçbir şeyden her zaman kaçınırım. Fotoğrafı attım. 5 dakika sonra telefonum çaldı. Sevgili Tuncay Ercan kulaklığını çınladım. Şaşırdım. Ya dedi kaldırır mısınız onu dedi. Daha dedi resmi imza atılmadı. Ama onun kimleri söylediğini ben bildiğim için bizim gene kendi meslektaşlarımız bu transfer dedim Ramil atmazsa hani bahçeye girdi tesise girdi ya odaya çıktı. Ben dedim mesleği bırakacağım dedim. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Hani şeyden mi çekiniyorlar acaba? Furkan geldi, işte gazeteciler orada hani rahat hareket edemeyeceğiz veya transfer bozulacak veya işte orada fotoğraf karmaşası veya hayır, resmi sözleşmeye imza atıyorsun yani. Yani bunun artık geri dönüşü yok ki. Dediğin gibi hani bu kadar gizli yapılmasına da çok gerek yok. Yani ben o yüzden şaşırmıyorum, akışına bırakıyorum. Zaten Perşembe günü de takım topbaşı da yapacak. Yani bilmiyorum ne düşünüyorum ama kurumsallaşma adına tabii ki bunlar başka kulüplerde bunu yapabiliyor mu? Yapıyorlar. Hani bazen çok hızlı transfer gerçekleşiyor. Bazen gizli operasyon oluyor. Aman işte duyulmasın edilmesin. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Vaktimiz de yetmeyebilir bazen. Peş peşe imzalar da olabilir. Bir de şöyle bir durum. Yani bunları ya stadyumda yapalım. Tabii ki bunu evet Körfez uzak. Yani alo dediğin zaman en az 45 dakika.
Hani insanlar çok kolay da oraya ulaşamıyor burunga tesislerine. Veya stadyumda yapın. İşte adam topla poz versin, işte stadyumu gezdir, nereye geldiğini bilsin. Bilmiyorum, bakalım. Ya onun bir şeyi vardır. Ben de gittim mesela dışarıda oynadığım takımlarda. Belli bir süre anlaşırsın. İmza törenini düzenlemezsin canım. Kendi aranda atarsın. İmza törenine 3 kişi gelir, 3 kişiyle beraber yaparsın. 4 kişiyle beraber yaparsın. Ya çok güzel bir şey söyledi yani. İlla yani. Gelen gelir, gelmeyen gelmez zaten. Hani orada şey oluyor. Şimdi Cem Sinan Hoca, Murat Son uzak bir yerde. Şimdi onlar diyor ki biz yetişemiyoruz, gelemiyoruz. Hayır abi, şimdi bak şöyle bir şey var. Ama saat yani, 17 dersen herkes gelir. Yani Kocaelispor şimdi diğer kulüplerle bir tutamazsın. Atıyorum bir Anadolu takımın takip eden bir tane gazetecisi yoktur, televizyoncusu yoktur, onu yaparsın. Ama bu ilde Kocaelispor'u takip eden antrenmanlı, her antrenmanda en az 7-8 tane foto muhabiri bizler oluyoruz yani. Hayırlısı diyelim ya, bakalım. Bunu inşallah düzeltirler. Şimdi çok zamanımız yok sevgili. Benim senin biraz iki anonsum var. Yoğunsun. Önce şeyden başlayalım. Sen hangisi? Eskişehir'den başlayalım. En son Eskişehir'den çıktım. Evet, hafta içinde gerçekten oradaki bir yerel gazeteye çok güzel bir röportaj verdi. Evet, sevgili Aytaç. Yönetmen arkadaşımız Burak'tan rica edelim. Gerçekten çok güzel bir sayfa düzenlemişler. Evet, sevgili Aytaç, Eskişehir'in meslektaşım telefonla bize ulaştılar. Bence yerel basın adına çok güzel bir çalışma. Neden? Ergün Ortakçı'nın Kocaelispor'daki o macerasını bize sordular. Biz de, sen de şahitsin. Evet. O dönem 2015-2016'da Kocaelispor'un dirili şikayesine imza attığımız dönemde. Ben de tecrübeme dayanarak bildiklerimi anlattım. Ve benim söylediğim sözü de manşet yapmışlar. Güzel bir şey. İnşallah Ergün Hoca'yı da seviyoruz. O da Eskişehir'de biliyorsunuz yeniden artık küllerinden doğmak istiyorlar. Aynı onlar da geçen sezon çıkamadılar. Bu sezon çıkmak istiyorlar. Sevgili Ulaş Entop da bizim Eskişehir'de yakın bir arkadaşımız. Kulüp başkanlığına geldi. Allah yollarını açık etsinler. Güzel bir haber oldu. Eskişehir Son Haber gazetesi. Bence yerel basın arasındaki bu İkili ilişkilerde güçlü olması sevindirici. Ergün Hoca da inşallah Eskişehir Spor'u da yeniden profesyonel lige çıkartır diye düşünüyorum. İnşallah Kocaelispor'da gösterdiği başarıyı orada evet da gösterir. Bir de sevgili sen her sezon galiba bu sene ikincisi, evet, daha doğrusu Kocaelispor pikniği. Evet. Yani detayları senden alalım. Onun da bir davetiyesi var. Buradan da herkese davet edelim. Davetiyeleri başladı dağıtmaya. Hem belediye başkanları hem eski kulüp başkanlarımıza, zaten bizim ekibimize davetli. Gelmeyen arkadaşlarımız artık bilmiyorum nasıl bir mazeret uyduracaklar. Davetiye hazır mı? Şimdi gelir. Sevgili Burak'cığım. Şöyle, aslında benim çok uzun yıllardır düşündüğüm bir olaydı. Geçen sezon hayata geçirdik. Körfez ailesi İzmit Körfezi'nde buluşuyor. Seka Park'ın orada. Orada Kocaelisporlu aile dostlarımızla birlikte, Arma sevdalısı taraftarlarımızla eski birlikte. Eski başkanlar. Evet, güzel bir gün geçiriyoruz. Benim hazırladığım sorular var. Sorular şimdiden hazır. Çok zor sorular çünkü o soruların sonunda da güzel ödüller olacak. Yani bizim derdimiz şu, tabii soruları siz şöyle görmeyin, sorular hazır bakın hemen. Derdimiz şu, Kocaelispor sevgisini, Kocaelispor algısını yaymak. Ben bütün taraftarlarımızı 30 Haziran Pazar günü bu etkinlikte bekliyorum. Güzel, keyifli bir gün bizi bekliyor. Başarılar diliyoruz inşallah. Teşekkürler. Ben maalesef sen gelemiyorsun. Ben gelemiyorum. Evet, gerçekten çok üzgünüm ama artık bir ceza keseceğiz sana. Teşekkürler sevgili Burak. Başarılar diliyorum inşallah, çok güzel. Ya bir ceza keseceğiz sana. Geçen sene de gelin. Tamam, her zaman. Ama Cem Hocam ve Murat Hoca da, yani bilmiyorum, onların da eğer Avrupa Şampiyonası'na gitmeyeceklerse bekliyoruz onları da. İnşallah çok güzel bir etkinlik olur. Evet. Kongre haberlerini sen duyur istiyorsan. Evet, kongre hocam uzun bir aradan sonra TÜFAT Kocaeli Şubesi'nin çift adaylı bir kongresi oldu. Siz evet, gelmemiştiniz galiba değil mi? Gelmedim. Ama biliyorum, takip ettim. Evet.
Remzi Başkan ve Ali Gördal yarıştı. Bir kere valla ben Kocaeli antrenörlerine çok teşekkür ederim. O kadar güzel, sevgili bir kongre oldu ki tabii bunun şeyde Özhan Kurt'un payı, divanın çok büyük bir etkisi oldu. Ya, inanılmaz güzel bir kongre oldu hocam. Oy kullanılırken kargaşa yaşanmadı, sayılırken kimseden itiraz çıkmadı. Yaklaşık kaç saat sürdü, herkes yerinde takip etti ve Remzi Başkan tekrar seçildi. Biz kendisine başarılar dileriz. Evet, tebrik ederiz. Yönetimine başarılar dileriz. Bugün bir kongre vardı sevgili Yiğit. Kartepe Kulüpler Birliği. Onu senden alalım. Ben gelemedim. Nasıl geçti? Orada da katılım güzelliği tek adaylı oldu. Mevlüt Ağar'a, mevcut başkan. Tek adaylı. Evet, diğer aday çekildi. Ha. Osman Demir. Orası da çok güzel, seviyeli. Güzel bir kongre oldu. Katılım da bir aylık yüksekti. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Remzi Başkan'a da hayırlı olsun. Ali Gürdan'ın da medeni cesaretinden dolayı da kutluyorum. Çünkü heyecan her zaman iyidir. Ya işte ilimizde yaklaşık 600 antrenör var galiba. Maşallah diyelim. Evet. Onlar da inşallah gelecek yıllarda iyi yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah. Tabii bu bütün şeylerde gerçekten önemli. 4 dakikamız var. Yani birliktelik çok önemli. Yani orada çok uzun bir süredir görmediğim antrenör arkadaşlar. Yani Ceyhun Grey vardı, Ram Soydaş vardı. Engin Korukur Antalya'dan geldi. Engin Korukur Antalya'dan geldi. Evet. Bitirin diyorum. Biz ikisine de başarılar dileriz. Mevlüt Başkan'a da tebrik ediyoruz. Başarılar dileriz. Hocam çok teşekkürler. Murat Hocam çok teşekkürler. Sevgili çok teşekkürler. İnşallah haftaya Allah izin verirse ben olmayacağım. İnşallah. Sen nereye gidiyorsun abi? Ya bir kısa bir tatile çıkıyorum. Şehir ismini söyleme. Evet. Hayatta bilemez. Evet. Nereye gitmem lazım hocam size? Diyarbakır'a gidiyorum. Çok sıcak oralar. Allah izin verirse Niğde ve Konya'ya gideceğim. Transfer görüşmesi yapacağım. Kısa bir tatil yapacağız. Allah izin verirse çok teşekkürler bu akşam verdiğiniz katkılar için. Biz teşekkür ederiz. Haftaya da inşallah çok güzel. Hocalarımdan şey aldın değil mi? Haftaya varlar değil mi? Yani tabii. Çünkü kaybolduğunuz zaman üçünüz aynı anda kayboluyorsunuz. Ona göre ben haftaya pazartesi tek başına burada. Bu 2 saat tek başıma kılıcını çekip sen her saatte bir program çıkartırsın. Allah'ın izniyle. Ama sizin manevi gücünüz de önemli yani. İnşallah. Cem Hoca motive ediyor. Murat Hoca soğukkanlı. Aslında bir takımda gerekenler. Hani hocam istatistik raporlarını verdiniz az önce. Şimdi bizim 3. devreyi seyrettiğin zaman hepimizin istatistiği o kadar yüksek ki. Hani 34 maçın 34'ünde sakatlık yok, cezalı yok. Hani arada o kaybolduğunuz bir 3 hafta var, orayı soracağım zaten de. Onun dışında maşallah diyelim. Bak evet. yaz dönemi devam ediyor. Şu an hangi yerel kanalda yaz döneminde devam ediyor? Tabii. Yani önümüzdeki hafta biraz daha transfer birkaç tane daha büyük ihtimalle olacak. Antrenmanlar başlayacak. 27'sinde top başı yapacak Kocaeli Spor. İnşallah ayın 8'inde tekrar sizlerle beraber olacağız. Çok teşekkürler katıldığınız için, katkılarınız için. Evet sevgili seyirciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programla buluşana dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımla hepinize